Vestel Çevik Mobilya nöbetçi eczaneleri sundu. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Meclis 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girdi. Valilik binasının çatısı onarılıyor. Sivas'ta 4.790 yabancı uyruklu bulunuyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber'de. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu teklifin yasalaşmasının ardından 1 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek tatil dönemi başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu teklifin yasalaşmasının ardından 1 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek tatil dönemi başladı. Teklifin tümünün onaylanması sırasında milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mustafa Şentop, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu askerlik kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanun teklifinin yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada meclisin tatile girdiğini söyledi. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçiminden sonra toplanan mecliste tarihi günlere şahitlik ettiklerini vurgulayan Şentop, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, milletvekilleri ve bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda yemin ettiğini anımsattı. Değerli milletvekilleri, öncelikle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sivas Valilik binasının çatısı onarıma alındı. Sivas Valiliği binasının çatısı onarım alındı. Sivas Valiliği binasının çatısı onarıma alındı. Onarım süresi boyunca herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmaması ve çevredeki vatandaşların bu olaydan zarar görmemesi adına Sivas Valiliği sajlarla çevrildi. Onarımın ise kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Sivas Valiliği'nin internet sitesinde tescilli binaya ilişkin tarihi hükümet konağı Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından 1884 yılında 50 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki kesme taşlardan iki katlı olarak yapıldı. Güzel bir taş işçiliğiyle yapılan binanın ön ve arka girişleri ikişer sütunlu destekli büyük kapılardan oluşuyor. Vali Muammer Bey zamanında 1913-1917 yılları arasında ahşap olan binaya 3. kat ilave edildi.
1978 yılında 3. kat tamamen yandı. 1. ve 2. katın sadece dış duvarları kaldı. Geniş çaplı bir onarımdan geçen bina 1982 yılında eski görünümüne yeniden kavuşturularak hükümet konağı olarak hizmet açıldı bilgisine yer veriliyor. Sivas'ta oturma izni veya çalışma izni alan yabancı uyruklu sayısı 4790 olarak açıklandı. Sivas'ta oturma izni veya çalışma izni alan yabancı uyruklu sayısı 4790 olarak açıklandı. Sultanşehir en fazla yabancı uyruklu kişinin yaşadığı 38. il olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını çıkardı. TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre 31 Aralık 2017 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde oturma izni alan veya çalışma izni alan 450.443 erkek, 668.618'i ise kadın olmak üzere toplam 919.061 yabancı uyruklunun bulunduğu açıklandı. Yabancı uyrukluların illere göre dağılımında ilk sırayı 327.871 ile İstanbul aldı. İstanbul'u 84.472 ile Ankara ve 57.423 ile Antalya takip etti. Yabancıların en fazla bulunduğu şehir ise 150.000 ile Bitlis oldu. Bu ili 164 ile Tunceli, 311 ile de Bingöl izledi. Sultanşehir Sivas ise en fazla yabancı uyruklu kişinin yaşadığı 38. il olarak 4790 kişinin yaşadığı belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği Haysak mobil uygulaması vatandaşların kullanımına sunuldu. Kurban Bayramı yaklaşırken Tarım ve Orman Bakanlığı da bilgilendirme, kontrol ve denetleme çalışmalarına hız verdi. Bakanlığımız tarafından bastırılan afişleri biz vatandaşlarımızın göreceği yerlere bunları biz asacağız. Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için teknolojiyi ön plana çıkaran bakanlık, bunun için birçok platformu vatandaşların kullanımına sundu. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Haysak uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Menü çıkıyor. Bu menüden de buradan küpe numarasını girerek o ilgili hayvanla ilgili bilgileri rahatlıkla öğrenebilecekler. Yıldız, bakanlığımız tarafından 2018 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair beklenen tebliği 19 Haziran tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi diyerek şunları kaydetti. 19 Haziran tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için bakanlığımız teknolojiyi ön plana çıkarmıştır. Yıldız, bakanlığımız tarafından ayrıca hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin aranabileceği hayvan sağlığı ve refahı mobil uygulaması geliştirilerek kullanıma açılmıştır dedi. Türk VET'te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi için bakanlığımız tarafından hayvanbilgi.tarim.gov.tr web sayfası hazırlanarak kullanıma açılmış ve söz konusu bilgiler e-Devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir. Ayrıca Yıldız konuşmasının devamında Haysak mobil uygulamasını indirdikten sonra burada hayvan sağlığı, hayvan hareketleri, hayvan refahı, ayrıca sorgulamalar, bildirimler ve duyurular kısmı da menüde yer alıyor dedi. İndirdikten sonra burada hayvan sağlığı, hayvan hareketleri, hayvan refahı, ayrıca sorgulamalar, bildirimler, duyurular kısmı menüde yer alıyor. SRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Asdemir ve program yapımcısı Nihat Bulut, bir süre önce ilimize Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya hoş geldin ziyaretinde bulundu. SRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Asdemir ve program yapımcısı Nihat Bulut, bir süre önce ilimize Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya hoş geldin ziyaretinde bulundular. Bir hafta, üç gün, beş gün Sivas'a çok kaldım. Aramızı var mı size?
çok şey var, böyle nezih, temiz bir grubumuz var. Ziyaretle ilgili görüşlerini dile getiren SRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Asdemir, savaşçının ilimize atanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile uzun yıllardan gelen bir birlikte çalışmışlığımız var. Özellikle okul öncesinde bir dönem 5-6 yıl köy köy dolaşıp okul öncesini yaygınlaştırma konusunda televizyonumuzla Milli Eğitim Müdürlüğü ortak çalışma yapmıştır. Daha önceki dönemlerde sanat okulu eğitiminin yaygınlaşması için yine ortak projeler yapmış durumumuz vardı. Şimdi bu bir tanışma faslı. Yine televizyonumuz aracılığıyla bu mesajı yine hocama da iletmek istiyorum. Sivas Radyo Televizyonu ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı her projede biz varız. Milli Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Hocamıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıddık Savaşçı ise ziyaretle ilgili görüşlerini dile getirdi. Ahmet Bey'e ve Nihat Bey'e ben hoş geldiniz diyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Biz Milli Eğitim olarak her türlü sivil toplum örgütü ve yerel basın mensuplarıyla ilgili yapacağımız projelerle ilgili zaten kendileriyle istişare halinde olacağız. Kendilerinden yardım talebimiz olacak. Sultanşehir'imiz, Sivas'ımızı inşallah eğitimde de şu an bulunduğu yerden çok daha iyi yerlere getirmek için hep beraber tüm Sivaslılar olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Tekrar kendilerine hoş geldin diyorum. 21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması Türkiye'de bu akşam 21.15'te başlayarak gece 2.20'ye kadar sürecek. 27 Temmuz'da gerçekleşecek olan kanlı ay tutulmasında ayın tam 103 dakika boyunca kızıl renk alacağı ifade edildi. Bu gece yani 27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu olan ay dünyaya en yakın konumuna ulaşacak ve bu gece kanlı ay tutulması yaşanacak. Ayrıca kanlı ay en iyi Türkiye'den gözlemlenebilecek. Kanlı ay tutulması dünyanın gölgesinin ayı tamamen karanlığa bürüyerek tam ay tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple ay kırmızı renk görünür. Kanlı ay tutulması yalnızca ayın dolunay evresinde ve ay tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada dünyada güneşin yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki güneş ışıkları ayın yüzeyine ulaşır. Ay, dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ayın iki döngüsü arasındaki farkları, ayın, dünyanın ve güneşin ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Tekmelediği kuyumcu vitrininden içeriye düşen alkollü genç kendine gelince dükkandan çıktı. Bir süre güvenliksiz kalan kuyumcu dükkanından tek parça bile altın çalınmadı. Sivas'ta geçtiğimiz gece alkollü bir genç alkolün etkisiyle kendisini kaybederek Atatürk Caddesi üzerindeki bazı dükkanların vitrinlerini tekmeleyerek kırdı. Bir kuyumcu dükkanına geldiğinde ise vitrinin camını kırmakta zorlandı. Vitrin camını arka arkaya sert tekmeler atan genç, camın kırılmasıyla kendini dükkanın içerisinde buldu. Kuyumcu dükkanındaki hiçbir şeye dokunmayan genç kendine geldiğinde ayağa kalkarak dükkandan çıktı. Kısa sürede olaya müdahale eden polis ekipleri genç olarak ilgili polis noktasına götürdü. Camların kırık olmasına rağmen polisin erken müdahalesiyle dükkanlara giren ve çıkan olmadı. Bu anlar iş yerlerinin güvenlik kameraları ile saniye saniye kayıt altına alındı. İş yeri sahibi Alper Kirişler ve Hakite Tiker olay yerine geldiklerinde iş yerlerinin camlarını kırık vaziyette buldu. Panik halinde iş yerine gelen iş yeri sahipleri kısa bir süre incelemenin ardından hiçbir şey alınmadığını fark etti. Panik yaşayan iş yeri sahipleri camları kırık bir vaziyette gördükleri için iş dükkanlarından hiçbir şey alınmadığını görünce rahatladılar. İş yeri camları kırılan kuyumculardan Hakite Tiker olayı şu şekilde anlattı. Gece 2-2.30 civarlarında bu yanımızda bulunan bir hanede içenler aşırı derece alkol alıp orada kavga ettikten sonra caddeye iniyorlar. Daha sonra aralarında kavgadan sonra buraya gelip tekmiklerle camlarımızı kırmışlar. Peki herhangi bir şey çalmışlar mı?
Yok, zaten içeriye girememiş. Artı polisimiz anında müdahale etmiş. Kaç dakika sonra polisler geliyor? Aynı anda gelmiş. Yani fazla bir dakika sürmemiş. Yok, hırsızlık falan yok. Belki polisimiz gelmesi olabilirdi. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Doktor ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan magandalara tutuklu yargılama ve yüksek ceza geliyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına devlet el koydu. Sağlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasında hastanelerdeki şiddete yönelik kısa, orta ve uzun vadeli önlemler üzerine görüşmeler sürerken, Türk Tabipler Birliği'nde hazırlanıp TBMM Adalet Komisyonu'na sunulan mevcut yasalara ek maddelerle sağlıkta şiddete son vermeyi amaçlayan yasa taslağında hastane magandalarının doktoru dövüp evime döndüm dönemini sona erdirecek tutuklu yargılanma ve yüksek ceza ile caydırıcılığın artırılması önerilerini getiriyor. Doktor ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan magandalara tutuklu yargılama ve yüksek ceza geliyor. Hastanelerdeki şiddet olaylarındaki artış üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mayıs 2012'de avukat, hukukçu, psikolog ve sosyal hizmetlilerden oluşturulan Beyaz Kod Birimi de sağlıkta şiddet olaylarını incelemeye alındı. TTB'nin öncelik ettiği taslak yasalaşırsa, şiddete karışanlar tutuklu yargılanabilecek ve doktoru dövdüm evime döndüm demeyecek. Doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldırılar salgın bir hastalık gibi. Son 5,5 yıldaki şiddet olayları 79.946'ya ulaştı. Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod avukatlarının peşine düştüğü hastane magandaları için 34.510 dosya incelemeye alındı. Açılan dava sayısı 4.764'e çıktı. Birimin acil durumlar için oluşturduğu Alo 113 hattına 5,5 yılda doktor, hemşire, hasta bakıcı, 112 çalışanı tarafından tam 79.946 başvuru yapıldı. 2013 yılında 10.715 olan şiddet mağduru sağlık çalışanlarının 2014'te 11.174'e, 2015'te 11.881'e, 2016'da 13.111'e, 2017'de 13.509'a çıktı. Sivas'ın İmranlı ilçesinde Kızılırmak yatağına düşen minibüsünde yaralanan sürücü bulunduğu yerden arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin düzenlediği operasyonla çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden HB yönetimindeki minibüs Kızılırmak yatağına düştü. Ağaçlık alana düşen minibüsteki sürücü ağır yaralandı. Sürücü, İmranlı Arama Yaralı Kurtarma Timi ve sağlık ekiplerinin operasyonu ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı ambulans ile İmranlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Otomobile giren 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. Otomobilden çıkması için biber gazıyla müdahale edilen yılan 2 saat sonra çıkarıldı. Otomobile giren 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. Otomobilden çıkması için biber gazıyla müdahale edilen yılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saat sonra çıkarıldı. Olay Yunus Emre Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobili organize sanayi bölgesinde çalıştığı yere giden Ahmet Coşkun aracını yeşil alana park etti. Akşam mesai saati sonrası aracına binen Coşkun Menderes Caddesi üzerindeki evine yaklaştığı sırada ayağında yılan olduğunu fark etti. Yaklaşık 10 kilometre yılanla aynı araçta seyreden Coşkun panikle aracını evinin önüne park ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri uzun süre otomobilin içerisinde yılanı aradı. Yılanı bulamayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldıktan sonra polis ekiplerinden yardım istendi. Bu sıvıya dönüştü. Ya işte,
Yılanın bulunduğu otomobile yanına gelen polis ekiplerinden biber gazı alan araç sahibi Coşkun, yılanın otomobilden çıkması için biber gazı sıktı. Bir süre sonra gazın etkisiyle otomobilden çıkmaya çalışan yılanı fark eden Coşkun, itfaiye ekiplerini tekrar çağırdı. Otomobilin kaputunu açarak yılanı arayan ekipler uzun uğraşlar sonucu yılanı yakaladı. Otomobildeki yılan operasyonunu vatandaşlar ilgiyle izledi. İçine alalım, içine. Yukarıdan aşağı bırak, yukarıdan aşağı bırak. Ters çevir, yukarıdan aşağı bırak. Sabah aracıyla iş yerine gittiğini ve yeşillik alana park ettiğini anlatan Ahmet Coşkun şunları kaydetti. Sabah iş yerine arabayla gittim. İş yerindeki yeşillik alanı aracımı park ettim. Tekrar akşam çıkmaya geldiğimde evin önünde arabayı park edeceğim zaman bacağımda bir şey hissettim bacağımda. Ağırlık hissettim. Baktım yılan. Hemen bacağımı salladım, aşağı indim. Yılan arabanın arka tarafına geçmişti. Ondan sonra itfaiye çağırdım. Bayağı bir aradılar. İtfaiye bulamadı. Gitti. Sonra aracın başında bekledik. Siz de vardınız tabii burada. Ondan sonra ilan aracın ön tarafından gözüktü. Onlar tekrar çağırdık itfaiyecileri. İlanı aldılar. Sivas'ta aşırı saman yüklü kamyon trafikteki diğer sürücüler için tehlike saçtı. Sivas'ta aşırı saman yüklü kamyon trafikteki diğer sürücüler için tehlike saçtı. Sivas'ın Divri ilçesinde aşırı saman yüklü kamyon akan trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Kamyonun hacminden daha geniş yer tutan yükü kamyonun şeridinden taşırak diğer şeridi de etkiledi. Virajlarda devrilecek hissi veren aşırı yüklü kamyon arkasından takip eden bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Elektrik kendine çarpacak. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas Spor Bolu kampındaki son hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehir Spor'la 2-2 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas Spor Bolu kampındaki son hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehir Spor ile 2-2 berabere kaldı. Bize tanımıyor. Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'nun Karacasu beldesinde devam eden Demir Grup Sivas Spor, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehir Spor ile karşılaştı ve 90 dakikada 2-2 sona erdi. Demir Grup Sivasspor'un gollerini 36. dakikada Paul Papp ve 58. dakikada Zoru atarken Eskişehirspor'un gollerini ise 44. dakikada Kamal Issah ve 45. dakikada Jesse kaydetti. Sivasspor'un Barcelona'dan transfer ettiği Davuklu Aslı ikinci yarıda forma giydi. Kırmızı beyazlı ekip kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Traktör Sazı ile 1-1 berabere kalmış, Sabiyeli takımı ile 2-1 mağlup ederken Bolu Spor da 3-1 mağlup olmuştu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk kamp sürecini kendi tesislerinde geçiren Sivas Belediyespor, yaptığı son antrenmanla 2 günlük izne ayrıldı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk kamp sürecini kendi tesislerinde geçiren Sivas Belediyespor yaptığı son antrenmanla 2 günlük izne ayrıldı. Yeşil Beyazlılar 30 Temmuz'da ikinci etap kampı için Afyon'da bir araya gelecek. Teknik direktör Özer Karadaş nezaretinde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdüren Belediyespor'da moraller yerinde.
13 Temmuz'da Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde başlayan birinci etap kamp dönemi 2 hafta boyunca devam etti. Antrenmanlarda teknik heyet ve futbolcuların hırslı ve neşeli oldukları gözlerden kaçmadı. Yapılan son sabah antrenmanından sonra 2 günlük izne ayrılan futbolcular 30 Temmuz'da başlayacak olan 2. etap Afyon kampına katılacak. Yeşil Beyazlılar 14 Ağustos'a kadar devam edecek olan Afyon kampında toplam 4 hazırlık maçına çıkacak. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın. Sekizde huzuru, eğlenceyi, özgürlüğü ve eşsiz bir tatil deneyimini bir arada yaşamak mükemmel olmaz mıydı? Alkolsüz, her şey dahil konseptiyle sizlere sınırsız imkanlar sunan Adin'de hayallerinizdeki tatili özgürce yaşayabilmeniz için her şeyi düşündük. Tatilinizin keyfini ikiye katlayacak. Eğlenceli animasyonlar, aktiviteler, konserler ve daha fazlasıyla bir tatilden beklediğiniz her şey ve daha fazlası Adin Beach Otel'de sizleri bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen 53. Doğan Şar Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası 18-19 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleşecektir. Doğan Şar Seyahat katkılarıyla Sivas TRT TV ekranlarından canlı yayınlanacak olan festivalde 18 Ağustos'ta Türkiye Büyükler Karakucak Güreşleri yapılacak olup 19 Ağustos'ta sanatçılar Ali Doğan, bu gönlümü sana verdim bir eyliği, sevdamı bağışımdan dağı kalmadı. Sevil Katran, kar yolanda sana yerde yatarım, felek benim gençliğimi. Nuray Aksoy, Sevda Gül, aslım için düştüm dilden dile, ben dile. Ellikten ellikten su gelir mezellikten, güzel menzil sararmış. Yıldırım sahne alıp konser verecektir. Aklımı başımdan aldı, senden sonra sevemedim kimselere yardım. 2018 Güreş Ağası Süleyman Kumru'nda katıldığı ve 2 gün boyunca gerçekleşecek olan festivale tüm halkımız davetlidir. Aklına eskiden çatıda kuruttuğun sucuklar mı geldi?
Nerede o eski sucuklar diyenler için yaptık. Ahmet Usta, geleneksel sucuk. Bak, baban sana her şeyin en güzelini, en iyisini alıyor. Çok özeniyoruz. İnşallah bu yatakta uyusun da büyüsün diyeceğiz sana. Baban da, ben de sabırsızlıkla bekliyoruz seni. Hadi, gel artık. Çilekle düşle. Ay Yıldız temalı ilk cami Sivas'ta sizlerin desteğiyle yükseliyor. 8400 kişinin aynı anda ibadet edebileceği ve cenaze namazlarıyla cenaze hizmetlerinin yürütüleceği cami, gelecek nesillerimize kalıcı bir miras olacak. Projeyle şehir merkezindeki cenaze namazlarında oluşan trafik sıkışıklığının da önüne geçilecek. Sultanşehir Sivas'ımıza yakışır güzellikteki bu esere bir tuğla da siz koymak istiyorsanız, hesap numaralarımız aracılığıyla katkı sağlayabilirsiniz. Tüm Vakıf Bank şubeleri ve Mezarlıklar Müdürlüğü'ne müracaat edebilirsiniz. Yukarı Tekke Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, İrtibat Telefon 0532 417 3748. MNR Rezidans. Güler yüzlü personel, profesyonel yönetim, 24 saat güvenlik, eviniz kadar sıcak. Her metrekaresi özenle tasarlanmış, her şey dahil 1+1, 2+1 kiralık daireler. Ayrıcalıklı ve konforlu bir yaşama merhaba demek için MNR Rezidans. Sivas'ın en nezih projesi. Bak, baban sana her şeyin en güzelini, en iyisini alıyor. Çok özeniyoruz. Hadi, gel artık. Çilekle düşle. Sivas Belediyesi Aqua Park ve Sosyal Tesis Projesi. Restoran ve sosyal tesisleri. Bay bayan yüzme havuzları. Aquapark ve su oyunları. Mesire ve çocuk oyun alanları, otopark ve yeşil alanlarıyla bu yaz hizmetinizde. Medicana bilgilendiriyor. Gebeliğin erken dönemlerinde bulantı ve kusmalar gebelikte karşılaşılan önemli problemlerden bir tanesidir. Bu konuyla ilgili gebelerimize sık sık ama az miktarda beslenmelerini öneriyoruz. Ve faydalı olduğunu düşündükleri ve faydalı olacağını düşündükleri ama bulantılarını arttıran gıdalardan da uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Medicana bilgilendirdi. Sivas Metro Turizm. Aklında neresi varsa oraya metro var. 2+1 konforlu koltuklar, CIP'de suite araçlarımızla seyahat etmenin mutluluğu bizimle yaşanır. Sıcak ve soğuk içeceklerimiz, kesintisiz internet, koltuk arkası tablet, her koltuk arkası 220 watt elektrik prizi olup, Sivas'tan tüm illere yapacağınız güvenilir ve